Doğru değil bu Aslı. Doğru değil, bu adam sana ne yaptı söyle. Ozan yeter. Yeter bak, sevgilimi rahat bırak, tamam mı? Dokunma lan Aslı'ma. Ozan! Ozan dur! Ozan dur, ne olur dur, yalvarırım dur, yapma, öldüreceksin! Bırak. Ozan! Canım hiç acımıyor biliyor musun kardeşim? Senin gözlerinde öyle bir acı var ki, istersen öldür. Canım hiç yanmıyor. Aslı'mı kaybetmek senin için ölümlerin en kötüsü. Ozan ne olur yapma! Birazcık hatırın varsa dur! Yeter bu kadar saçmalık. Yürü Aslı'm, gidiyoruz. Ozan! Bırak kız arkadaşımı. Bana her şeyi anlatacaksın. Ozan yeter. Bak yaptığım zorbalık yeter. Aslı'm söyle ona. Beni ne kadar çok sevdiğini söyle. Aslım söylesene. Biz birbirimizi gördüğümüz andan itibaren etkileniyoruz desene. Ama daha sonra sen girdin araya işte. Aslında önceden söyleyecektik. Ama hastaydım. Aslım daha çok üzülmeni istemedi. O yüzden şimdi söyle. Söyle ki Ozan da hastaneye gitsin, bak yarası kanıyor, hadi. Doğru söylüyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Affet beni Ozan. Ama bitti. Şimdi git ne olur. Ne olur git. Beni yıktın. Beni mahvettin. Bir sana değil, bütün dünyaya olan inancımı aldın elimden. Allah kahretsin. Hani memlekete gidecektik. Hani Nergis mevsiminde Aslantepe'de güneşi batıracaktık. Ben sana bizim oralardan türkü söyleyecektim hani. Sen ağladığın gibi ağlayacaktın. Sonra ben gözyaşından öpecektim hani. Nergis çiçeklerinden toplayıp saçına takacaktım. Memleket kokacaktık hani. Nasıl yaparsın bunu Aslı? Nasıl? Nasıl? Aslı'm, hadi ağlama yeter artık. Tamam. Neden yaptınız bunu? Elçinin benden istediği Ozan'dan uzak durmamdı. Şimdi çok üzüldüm. Çok. Aslı'm, mesele Ozan'ın duyguları değil ki. Sağlığı, hatta hayatı. Duymadın mı sen Berçin'in dediklerini? Eğer sen Ozan'ı terk etmeseydin böbreği vermeyecekti. Bak, bu tarz gözü dönmüş insanların arasında tek başına mücadele edemezsin.
olsa da inanmıştım dedi. Sen benim dünya yoldan inancımı aldın dedi. O sandı. Bak. Ben ne yaptıysam. Hem senin hem de Ozan'ın iyiliği için yaptım. Ozan sen hayatında olduğu sürece mutlu olamayacaktı. Ozan nefret edecek benden. Sonsuza kadar adımı lanette alacak. Ne kadar kaybettim onu. Şu hayatta aşık olduğum tek insanı kaybettim. Ona ihanet eden bir alçak olduğumu düşünecek. Senden uzak tutmanın tek yolu buydu. Ozan'ın iyiliği için. Ben yapamam. Benim son olmadan yaşayamam. Yaşayamam. Ozan da bensiz yaşayamaz. Aslı! Aslım! Ozan, ne olur bir delilik yapma. Bir gün birbirimizi kaybedersek eğer, ben seni hep burada bekleyeceğim. Sen. Birbirimizi kaybedersek bu ağacın altında bulacaktık. Beni bu kadar çabuk unut. Ozan. Ozan. Ozan buraya gel. Gözlerini. Ozan. Ozan. Ozan sevgilim, ne olur aç gözlerini.
Getirin şöyle yatıralım. Gel anneciğim. Uzan şöyle. Dur bir yastık daha koyayım. Uzancığım, üstünü çok örtme tamam mı anneciğim? Terlememen lazım. Bir de karnını doyurduk mu rahat bir uyku çekersin. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Hayatım, bizim artık okula gitmemiz lazım. Bugün yeni ortaklarımızla tanışacağız. Kimmiş bu ortak? Anneciğim biz de yeni tanışacağız. Yurt dışı menşeli bir eğitim şirketiymiş. Ben de gelmek isterim. Bundan sonra işleri daha yakından takip edeceğim. Ozan, daha sonra anneciğim tamam mı? Şimdi biraz dinlenmen lazım. Tamam? Jülde teyze, siz merak etmeyin. Ben burada kalırım. Sağ ol canım. Görüşürüz. Rahat mısın? Ozan benim sana bir şey söylemem lazım. Aslım'la ilgili. Onun için acı çekiyorsun ya. Gerçek yüzünü gör diye gösteriyorum. İşte böyle. Aslıma biz hepim derken bu olaylar yaşandı. Ozan da bizden intikam almak için Aslım'ın başına gelen bu rezil durumu basına yansıtmış. Yani açıkçası Ozan aslında birbirimizi sevmemize katlanamıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Ben sizi yalnız bırakayım. Alo. Anladım. Sadece imzaya kaldı öyle mi? Anladım. Ozan babamızdan kalma okulun yeni ortağını öğrenince çok sevinecek ya. Tamam. Görüşürüz. Nasıl olur bu? Fotoğraflar bendeydi. Ben aldım muhabirden. Aslında bir suçu yok. Biri ona tuzak kuruyor. Berçin nasıl olur bu? Sen orada mıydın? Aslım'ın peşinden gittin yani. Ya inanamıyorum sana ya. O kız için hayatını tehlikeye attığına inanamıyorum. Fotoğraflar bendeydi. Bir kopyasını da kendisine saklamış demek ki. Neden diğer gözaltına alınanlardan bahsedilmiyorken Aslım'ın fotoğrafları en başta? Biri bunu planlıyor demek ki. Biri Aslım'la uğraşıyor. Benim olanlardan şimdi haberim oldu. Hem bırak, kim uğraşıyorsa da artık Aslım Hanım'ın yeni sevgilisi ilgilensin onunla. Ben biliyorum, Fatih Hoca ile çıkıyor onlar. Bırak ondan bulsun belasını. Neden Aslım'dan bu kadar nefret ediyorsun? Aslım sana ne yaptı? Bana bir şey yapması gerekmez. Sana yaptıkları ondan nefret etmeme yetiyor zaten. Sen hastanede can çekişirken o sevgilisiyle el ele ortalıkta dolaşıyordu. Ben canım pahasına sana böbreğimi verirken o korkup kaçtı. Gör artık Ozan. Onun ne kadar korkak, ne kadar kötü bir kız olduğunu gör artık lütfen. Mümtaz. Jülide.
Aslım denen o kızı okuldan atacaksınız. Ne oluyor Sibel? Bak da gör ne olduğunu. Benim çocuğum bu rezille aynı okula gidemez. Üstüne üstlük bir de burs veriyorsunuz. Ben sana demiştim Julia. Bu kızı çok daha önceden atacaktık biz. Okulun prestijine iki paralık etti. İnşallah bu işin ucu bize dokunmaz. Haklısın. Özür dilerim. O kız bu okulda olduğu sürece Ozan asla mutlu olmayacak. Üstüne üstlük bir de bu rezalet. Eğer Ozan'ı düşünüyorsan sen de evet dersin Jülide. Tamam Mümtaz. Kızın okuldan atılması için ne gerekiyorsa yap. Bir an önce gönder. Kızım. Yavrum bir şey söylemeyecek misin? Sen Ozan'ı seviyordun. Deliler gibi seviyordun hem de. Şimdi Fatih kalkmış onu sevdiğini söylüyor. Nasıl olabilir böyle bir şey Aslım? Ozan bunları yapmış mı gerçekten? Efendim. Benim evet. Kurul mu? Okuldan çağırıyorlar. Bu olay yüzünden okuldan atacaklarmış beni. Aa, ne oluyor? Nereye? Bu haber meselesinin aslını araştıracağım. Gerekirse videonun kaldırılması için dava açacağım. Ozan, Aslım'ın hayatında artık Fatih var. Bırak da o ilgilensin bu işlerle. Ya bir dur. 2 dakika dur Allah aşkına ya. Çekil. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hiçbir vicdan yok sende. Ben sana inanmıştım Ozan. Güvenmiştim. Neden yaptın bunu? Hediye teyze bir sakin olur musun? Ne oluyor? Haber yaptırmışsın Aslı'mı. Kızımın adını lekeledin sen. Şimdi de okuldan atacaklarmış. Haber sitelerine verdiğin o fotoğraf yüzünden hayatı mahvoldu benim çocuğumun. Hayatı. O haberler yalan. Ben kalacak yer bulamayınca otele gittim. Orada öyle şeylerin olduğunu bilseydim hiç gider miydim? Bana inanmıyorsanız polise gidelim. Onlar anlatsın size. Küçük hanım. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Bu kurul zaten kararını verdi. Ama bunu yapamazsınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bana izin verin. Masum olduğumu kanıtlayayım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Bir şans. Bu kurul daha önceden de sizi affederek size bir şans vermişti ama siz şansınızı iyi kullanamadınız. Evet, itirazı olan yoksa kararı açıklıyorum. Aslımı okuldan atamazsınız. Fatih Hoca. Yapacağınız hiçbir konuşma bu kurulun kararını değiştirmeyecek. Bu yüzden nefesini boşa tüketme. Yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Yeni ortağınız benim.
Yani artık ben de yönetim kurulundayım. Benim onayım olmadan değil Aslım, hiçbir konuda karar alamazsınız. Aslım okulda kalacak. Hatta yalnızca öğrencimiz olarak değil, benim yeni asistanım olacak. Hadi endişelenme artık. İmzalar atıldı. Karar kesinleşti. Okuldan atamayacaklar seni. Size ne kadar teşekkür etsem az hocam. İkinci kez kurtardınız hayatımı. Size hakkınızı nasıl ödeyeceğim, inanın bilmiyorum. Ödersin, ödersin. Ozan, burada üşüteceksin anneciğim. Giy şunu. Üşümüyorum. Biliyorum bize kızıyorsun. Ama ne yapıyorsak senin iyiliğin için. Bak, bize inanmadın ama Aslım yeni bir hayata başladı bile. Yoksa Fatih'in davranışlarının başka bir açıklaması olabilir mi? Okula ortak oldu. İlk iş Aslım'ı kurtardı. Lütfen. Sen de artık topla kendini. Ben seni böyle üzgün görmekten yoruldum artık. Merak etme. İyi olacağım ben. Ben biraz daha havalıyım, gelirim. Sen geç içeri. Hadi giy şu montunu. Kimsin sen Fatih? Aslından ne istiyorsun? Ne istiyorsun bizden? Gerçek amacın ne? Her şeyi öğreneceğim. Annen de rahatlamıştır. Evet hocam. Çok sevindi. Bundan sonra hayatımda yalnız çalışmak olacak. Çok çalışmak. Güzel. Seni kötüleyenleri, hor görenleri utandıracaksın. Bundan eminim. Tekrar teşekkürler hocam. Asıl ben sana teşekkür ederim Aslım. Beni adım adım zafere götürüyorsun. Ozan'ın cehennemine senin ismini yazdıracağım. Baba, senin şu biricik oğlun Ozan var ya, artık avcumun içinde. Ondan sadece astımı değil, bizden çaldığı her şeyi alacağım. Her şeyi.
Bir gün adını kalbimden de silebilecek miyim? Herkesin iyiliği için seni sevmekten vazgeçebilecek miyim? Ne sen benden vazgeçebilirsin, ne de ben senden. Şimdi bana yıldızlar kadar uzaksın ama bizim hikayemiz böyle bitmeyecek asla. Sana söz veriyorum, böyle bitmeyecek.